Merhaba, bugün Feng Shui konusunu konuşacağız. Ebru Atalay'la birlikteyiz, Feng Shui uzmanı. Ebru'cum merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ebru'cum, Feng Shui ile nasıl tanıştın? Feng Shui ile İngiltere'ye gittiğimde bir kitap evinde tanıştım. Bir kitap gördüm, Feng Shui for Lovers diye. Çok ilgimi çekti ve içini açıp incelediğimde evin yönleri olduğunu, her yönün bir anlamı olduğunu ve buraya yaptığımız uygulamaların da hayatımızı değiştireceğini yazıyordu. Kitabı satın aldım. İlk başta bana çok şey geldi. Yani putlar gibi. Yani ben aşk yönümü bulacağım, oraya bir obje koyacağım, hayatımı mı değiştirecek? Biraz sistemi ve felsefesini anlamak istedim. Bu beni içine çekti. Daha sonra internete girip baktığımda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü milattan önceye dayalı bir felsefe ve şey var, insanlar evlerinde ne yaşıyorsa Feng Shui uygulamalarının raporlarından da aynı şey çıkıyor. Ve bunun master programları var. Yani hem çok derin hem de çok master'lara kadar gidebilecek bir eğitim programı var. Onun üzerine bununla ilgili kitaplar almaya başladım. Evimde uygulamaya başladım. Feng Shui kelime anlamı olarak rüzgar ve su demek. Feng Shui yurt dışındaki telaffuzu. Bu da Çinliler öldüklerinde ebeveynlerini enerjisi iyi bir yere defnederlerse ondan sonraki sülaleye uğur getireceğini inanıyorlar. Peki biz uğur getiren arazileri nasıl buluruz diye baktıklarında milattan sonra 450 yıllarına dayalı bir kitap var, Defin kitabı. Orada şey yazıyor, ejderhanın nefesi rüzgarla dağılır, suyu görünce durur. Aslında rüzgar feng demek, su da shui demek. Feng shui kelime anlamı olarak buradan geliyor. Feng shui ile ilgili şöyle bir kanı var, yani benim de ilk aklıma gelen bir dekorasyon şekli mi? Yani bir evin var, onu dekore ediyorsun ve senin hayatını değiştiriyor. Yani çok basit oldu değil mi? Biraz önce söylediğim felsefeye göre aslında, ama dekorasyon stili mi? Feng Shui mekanla ilgili bir şey. Sadece ev dekorasyonu değil, aynı zamanda doğru araziyi seçmek, binayı arazi üzerinde doğru konumlandırmak. Yani özü olarak her bina yapılıp, çatısı tamamlanıp, içine ilk insan girdiğinde kendi kaderine doğuyor. İşte burada da hesaplamayla buluyoruz. Biz her bina hangi yöne bakıyor, hangi tarihte yapıldı. Buna göre mekanın ölçekli plan üzerinde yönleri ve o yönlere gelen sayıları oluyor. Aslında Feng Shui bizi bulunduğumuz, yaşadığımız mekanlarda nerede daha çok vakit geçirmemiz gerektiğini, hangi alanların daha enerjisel olarak iyi olduğunu gösteriyor. Bu ne fayda sağlıyor? Daha huzurlu uyuyoruz, odaklanarak çalışabiliyoruz. Hareket berekettir. Bu alanları hareket getirerek, yani televizyonlarımız, çalışma alanlarımız, müzik setimiz, klimalarımız neyi kullanıyorsak hareketi de getirerek hayatımızdaki bereketi de artırmış oluyoruz. Şimdi evimiz var. Mobilyalarımız var. Bunları tabii değiştirmek, özellikle evi değiştirmek, arazinin önlediğini, bunları değiştirmek zor, ama hani minimal anlamda neler yapılabilir evin içerisinde? Hani bir şeyleri sen negatif gördün, sağlık ilgili, para ilgili, onları soracağım aslında. Burada bir şey gördüm, aksayan bir nokta gördüm. Onu değiştirmek mümkün mü, yoksa evde komple mobilyaları değiştirmek, evden taşınmak gibi böyle radikal kararlar da almak gerekiyor mu? Yani çözümler çok. Yani herkes tabii ki de ilk Feng Shui aklına geldiğinde senin dediğin gibi düşünüyor. Şimdi mobilyalarımı değiştireceğim. Yok efendim, ev zaten bu kadar küçük, bu nasıl değişecek? Dedi, bilmek niye başıma dert edilmiyor diye. Öyle değil. Aslında mesela masamızın yerini değiştiremeyiz ama bilgisayarımızın baktığı yönü, sandalyeyi de, pozisyonumuzu da değiştirebiliriz. Bazen yatak odaları çok küçük oluyor. Eğer sağlıklı bir uyku yönü değilse, o zaman yatakta kendi pozisyonumuzu değiştirebiliriz. Feng Shui'de şöyle, olumsuz enerjilerin olduğu alanları biz yin odaya dönüştürüyoruz. Yin alanlar. Bu ne demek? İşte daha çok depolama alanları, gardıroplarımızın ve saklama alanlarının olduğu alanları dönüştürüyoruz. Enerjisi iyi bir alanı belki şekil olarak değiştiremezsek bile oraya hareketli bir obje koyabiliriz. Bir lamba koyabiliriz, sarkaçlı bir saat koyabiliriz, hoparlörümüzü koyabiliriz. Bu oradaki bereketi evin hangi konumunda olursa olsun aktifleştirmemizi sağlıyor. Tabii ki de mekan diye ne kadar izin verebiliyorsa yapıyoruz. Ama şu ana kadar 2014 yılından beri bunu yapıyorum. Kimseye hadi sen bu evden çık, bu ev işe yaramıyor demedim. Kimseye de evin %100 Feng Shui'ye göre doğru demedim. Çünkü insanlar gibi nasıl iyi yönlerimiz ve olumsuz yönlerimiz varsa, mekanların da her mekanda olumlu ve olumsuz yönler var. Önemli olan bunu iyi bir şekilde yönetiyor olmak.
şeylerin yani yanlış gittiğini görüyoruz ve Feng Shui ile de ilgilendik. Bunu kendi kendimize mi yapabilir miyiz? Ya da bir uzmana mı ihtiyaç var? Yani bir checklistesi bir şey var mı? Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Bu kolay bir iş mi? Hani kendi kendimize veya belli bir noktaya kadar mı yapabiliyoruz? Yoksa bir uzmana ihtiyacımız var mı? Şöyle, şu anda uygulama kitabı yazıyorum. Bununla ilgili böyle adım adım uygulayabileceğiniz bir kitap yok. Türkçe var, yabancı kaynaklar var ama olay karışık. Eğitimlere katılıp bunu öğrenebilirsiniz ama eğitimlere katılıp zaman harcıyor olmak aynı zamanda bunu etrafınıza da yapmak istiyorsanız değer. Sadece kendi mekanınız için istiyorsanız danışmanlık hizmeti alabilirsiniz ya da kitapta uygulamaları okuyarak yapabilirsiniz. Feng Shui bir inanç sistemi değil Kürşat. Ne zaman böyle bir şeyin yerini değiştirdiğinde, oraya hareket kazandırdığında hayatında yansımaları hemen başlıyor. Hiç uzun zamandır telefon beklediğin birisi seni aramaya başlıyor. Mesela şu anda pusulan profesyonel koçluk ve Feng Shui eğitimi bir ayını tamamladı ve ilk mezunlarını verdi. Bir ay içerisinde öğrencilerin hepsi mekanlarındaki doğru yönleri bularak ve çalışma alanını oraya taşıyarak hayatlarındaki tıkanıklığı da aştılar. Şimdi bununla ilgili videolar da gelecek. Evin içerisindeki negatiflikler belki bizi olumsuz etkiledi. Yani biliyorsun birçok olaylar da oldu evlerin evet. içerisinde dönen evet. işte evet. çok farklı noktalara doğru giden evet. Kötü olaylar oldu. Onlar da belki farkına varmadığımız o düzensizlikten Feng Shui dengesizliği mi deniyor buna tam olarak evin içinde nasıl hissedebiliriz bunu? Yani o alanlarda genelde eşyalar bozulur, kırılır. Mesela bana danışanlarım şöyle diyor, biz eşimle hep bu odada kavga ederdik, siz söyleyince şimdi hatırladım. Yani orada tartışma oluyor. Bir de çok ilginç, mesela ben danışanlarıma ilk önce şunu soruyorum, eviniz kaç metrekare? Atıyorum 180 metrekare. Peki kaç metrekaresinde yaşıyorsunuz? Sonra düşünüyor, diyor ki ben evet kocaman bir salonum var ama sadece misafirler gelince işte en çok vakti mutfakta geçiriyoruz ya da yatak odasında küçük bir çalışma masası var, orada çalışıyorum. Yani evin maksimum 20 ya da 30 metrekaresini kullanıyor. O zaman bu evin gerçekten Feng Shui'ye ihtiyacı var demektir. Mesela o danışanımın salonunda kırmızı koltuklar vardı ve kırmızı koltuk o alandaki çatışmayı tetikliyordu. O zaman yeterli parası da yoktu koltuk örtülerini değiştirmek için. Çünkü kırmızı çok kuvvetli bir frekans ve enerjisi iyi alanlarda renk olarak kullanılması gerekiyor. Sonra biz de gitti ucuz bir fiyata parçalar aldı. Krem rengi, böyle beyaz rengi kumaşlar aldı. Onları örttük ve gerçekten salonunda şimdi her şey yapıyor. Bunu hissediyoruz. Yani kadınlar biraz daha algıları açık. Ama algılarımız açık olmasa bile o odada oturmak istemiyoruz. Bir şey bizi yine mutfağa taşıyor ya da yine çok mutlu olduğumuz diğer odaya taşıyor. Evet, yani dediğin gibi böyle her odanın veya bölümün bir enerjisi var. Bunu hissediyor insan. Bir de çok geniş bir konu. Yani benim evet. şimdi yani seninle de konuştuktan sonra kafamda oluşmaya başladı. Mesela ışık, yani eve giren ışığın yönü veya güneş giren odada belki yapılabilecek şeylerle güneş girmeyen odada belki bu farklılıklar değil mi? Böyle enerjileri her odanın, banyonun, tuvaletin yani evet. birçok şeyi herhalde sağlıkla ilgili şeyleri, ilişkileri, çocukla evet. olan ilişkileri falan. Evet. Yani her şey etkili çünkü artık kutuların içinde yaşıyoruz bakıldığı zaman. Evet. Yani beton kutuların içerisinde yaşıyoruz evet. maalesef. Yani dışarıda bazı arkadaşlar var, kamp yapanlar mesela, onlar çok farklı bir enerjiye sahip. Hissediyorsun değil mi? Yani doğanın onu. O denge. Çünkü bedenimiz doğadan bir parça. Evet. Ve biz mesela ne kadar evde kapalı ortamda ısımız var, yiyecek içecek olayımız var ve ışıktan dolayı da elektrik olduğu için de istediğimiz saatte uyuyabiliyor olsak da bu beden doğayla bir ve bütün. Mesela Poyraz ya da Lodos olduğunda evden çıkmasan bile çok etkileniyorsun. Neden etkileniyorsun? İşte kalp ritmini istediğin saate alabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum? Doğru. Biz doğanın bir parçası olduğumuzu unuttuk. Evet. Onu hatırlıyoruz. Yani şu anda baktığınızda mutsuzluk oranı çok yüksek. İşte değişik hormonlarla mutluluğu hissetmeye çalışıyoruz. Ve bir sürü ilaç, sakinleştirici kullanıyoruz. Ve yaşamlarımıza bakalım. Ne kadar doğayla bütün yaşıyoruz. Yani mesela Çinler diyor ki mevsimler gibi yaşamalı insanlar. İşte kış ayında nasıl yapraklarımızı döküyorsak, işte hayatımızı şu ara sonbaharda fazlalıklardan arındırmalıyız. Kış ayında daha çok evde vakit geçirip uyuyup dinlenmeliyiz.
ki yeninin tohumları oluşabilsin ve baharla onlar filizlenip hayatımıza katılsın. Sonra meyve oluyoruz. Yaz aylarında en çok insan dışarıya çıkıp hareketle birlikte eğlenmesi, dışarıda olması gereken aylar, en süslü olması gereken aylar. Sonra da nadas oluyor, olgunlaşma dönemleri, meyvelerimizi veriyoruz. Yani hayata neyi miras bırakmak istiyoruz? Koşluk aslında çok buluşuyor bu noktalar. Çünkü insan hem mekanına hem de hayatına duygularını yapıyor. Ama robot gibi mi yaşıyoruz? Yani şimdi tabii ki de hepimizin maddi bir sorumluluğu var. Yapması gereken yükümlülükleri var. Onun dışında bize ne kalıyor? Ve o kalanla ben neyi yaşamak istiyorum? Bu bizim tercihimiz oluyor artık. Evet. Evrucuğum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ben de aklımdaki soruları da sormuş oldum ve aydınlandım. Daha çok detay isteyen arkadaşlar da sana direkt ulaşabilirler. Evet. Yani Feng Shui ve ötesi şeyimin ismi, Instagram hesabımın ismi. Çünkü her şey bizi bir adım öteye taşıyor. Normalde de web sitemde ebruatalay.com oradan da ulaşabilirler. Tamam. Çok teşekkürler. Sevgiyle kal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.